hoş geldiniz babuşlarım. Sizi çok özlüyorum. Nasıl gidiyor? Bugün sizinle çok uzun zaman sonra tekrardan mukbang çekeceğiz. Öğrenmiş miyim? Bir haftadır video çekmiyorum çünkü korkunç bir hafta yaşıyorum. Şaka yapmıyorum. Şöyle söyleyeyim size, mental breakdown'ın, yani zihinsel olarak çöküşün şu kadar uzağındayım. O yüzden dedim ki hemen tıkınmalıyım. Evet, biz asıl yemekle ilgili konuşalım. Boş verin bunları. Tamam, anlatacağım size birazdan. Bugün burrito yiyeceğiz. Burrito Meksika mutfağından Allah'ın bir lütfu. İnsanlığın başına gelmiş en güzel şeylerden biri. Aslında dürüm gibi bir şey ama içine her şeyi koyduklarını düşün. Böyle işte pirinç de var, salsa sosları var, et var falan. Muhteşem ötesi. Burrito almak için bir mekana gittiğiniz zaman böyle işte kumpir gibi düşünün, şeyler oluyor, malzemeler oluyor. Siz seçiyorsunuz içindekileri ve şey yapıyorsunuz. Ama ben eve söyledim bugün. O zaman açalım. Normalde burrito dürüm şeklinde olur az önce de dediğim gibi. Ama ben böyle bol şeklinde seviyorum. Burrito bol bu. Şu an böyle çatalla yemek istedim, anlatabiliyor muyum? Ağzımın kaymasını istemedim. Biberler aşırı güzel kokuyor şu an. Biberleri ben koydum üstte çünkü tam bir acı manyağıyım ve aşığım. Peynir var, ekşi sos var. Ondan sonra bir tane yeşil salsa sosu var, bir tane de domates salsa sosu var. Et var, dana eti var. Tabii bu kolayı bardağa doldurup bardaktan içmem daha mantıklı olur. Global pandeminin ortasında kutudan içmek çok iyi bir fikir olmayabilir için. Şimdi sizden Instagram'dan bana dedikoduluk, geyiklik, muhabbetlik sorular sormanızı istedim. İsterseniz daha fazla uzatmadan başlayalım. Let's go. Herhangi bir soru okumadan önce izninizle yemek istiyorum çünkü bayılmak üzereyim açlıktan. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Muhteşem. Tamam, beynime kan gitmeye başladı. Şimdi okuyabilirim soruları. Hiç tanımadığın insanlarla aynı evde kalmak zor olmuyor mu? Ya sen çok iyi adapte olabiliyorsun. Bence de çok zor bir şey normal şartlarda. Eğer ki o insanlar hele anlaşamayacağınız kişilerse gerçekten çok zor olmalı. Şu sıralar ağzına dolanan şarkı Seni Çok Seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Duru. I think I'm losing my mind. O şarkı. Buzzy Myself. Şarkıyı yeni dinlemeye başlamadım ama sürekli onu söylüyorum. Bulunduğun ülkede yabancılık çekiyor musun? Eğer gelirken farklı şeyler göreceğini kendine hazırlarsan o kadar da yabancılık çekmiyorsun ve daha çok adapte olmaya odaklanıyorsun. Ama eğer sen tamamen o Türk halinle gelip Türk şeyler bekliyorsan çok büyük yabancılık çekersin. Alakası yok çünkü. İlk yurt dışına çıktığımda Türk şeyler beklemiştim. Yani Erasmus'a çıkmıştım. 6 ay kalacaktım. Normalde eve ayakkabıyla giriyor ve adapte ol Çilem, değil mi? Kendi odamızı böyle bile dalamıştık. Halı falan sermiş. Abi ne gerek var? Türkiye'de zaten öyle yaşıyorsun. Hani oranın kültürü o değil. Oranın kültürüne göre yaşa. Sen niye gittin oraya? Madem Türk kültürü yaşayacaktın, Türkiye'de kalsaydın yani. Mesela evet canım çok lahmacun yemek istiyor. Evet canım çok çiğ köfte istiyor. Ama buranın iyi yanına bakıyorum. Mesela burrito var burada da. O zaman burrito yiyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yabancılık çekmiyorum yani. Demişken burrito'dan bir lokma daha almak istedim arkadaşlar. Oy! Neden 3 ev değiştirdin ve önceki evlerdeki arkadaşlarınla hala görüşüyor musun? Çok güzel bir soru. Neden 3 ev değiştirdim hakikaten falan dermiş. Biliyorsunuz ben buraya normalde 1 ay kalmaya geldim. Ve ilk kaldığım yer aile yanıydı. Sonra 1 aydan fazla kalacağımı öğrenince aile yanına çıktım daha pahalı diye. Çünkü yemek falan da içine, yemek çamaşır. Neyse ben dedim kendime başka bir ev bulayım. Sonra o eve çıktım, sonra o evi beğenmedim. 10 kişilik bir evdi, kimin gelip gideceği belli olmayacaktı falan. O yüzden o evden de çıktım. Şu an 3. evimdeyim, 3. evimde 2. ayım. Ve buradan çok memnunum. Burada kaldığım sürece bu evde kalırım diye düşünüyorum. Önceki ev arkadaşımla görüşmüyorum. Kavga ettik zaten biliyorsunuz. Instagram canlı yayında dedikodusunu bol bol yaptık. Evlen çoluk çocuğa karış gari. Bir saniye. Bu soruyu niye koydum biliyor musunuz? Çünkü bu sorudan bir en az 15 tane falan gelmiş. Soru değil yani. İstek mi desem? Evlen artık. Niye evlenmiyorsun? Evlenmeyi düşünmüyor musun? Önümüzdeki ay 26 olacağım. Yani insanların böyle düşünmesi normal bu yaşta. Ben daha yapmak istediğim çok şey olduğunu düşünüyorum. En azından kendi başıma. Farklı ülkeye gezmek gibi, yapmak gibi ki çok şükür de şu an onu yapıyorum. O yüzden şu an evlilik yapılacaklar listemde değil. Ama şöyle bir şey var, çok duygusalım, çok kolay bağlanıyorum. Birilerine sahip çıkayım, birilerinin dertlerini çözeyim, birilerini... Yani böyle içimde koskocaman bir anne içgüdüsü var ve bu hep vardı. Bu içgüdü beni bir gün evlenmeye sürükleyecek. Bundan emin oldum. Benimle uğraşamazsınız, ben yokum yani. Hayatımın doğru noktasında değilim. Okay, po. Hayallerin gerçekleşmeye başladığını nasıl hissettin? Benim bütün hayallerim gerçekleşti. Ama şunu söyleyeyim, şöyle olmadı yani. Hayatım kötü gidiyor, kötü gidiyor, şak hayalin gerçekleşti falan değil. Size yemin ediyorum, o yolda çektiklerimi bir ben bir Allah bilir.
Bu yüzden en önemlisi ne biliyor musunuz? O hayalinize doğru gittiğiniz yolda neler yaşadıklarınız. Mümkün olduğunca hayatınıza değişik şeyler katın, değişik deneyimlere sahip olun. En çok ondan zevk aldım yani. Hayalim gerçekleştiği an değil de o hayal gerçekleşene kadar geldiğim yolda çok güzel şeyler yaşadım ve asıl anlamlı olan onlarmış. Şilem ablanızdan hayat tavsiyeleri. Yıkık bir halde. Neyse ben yemek yiyeyim. Geçmişteki kendine ne söylemek istersin? Ay bence ben hiç böyle video çekmemeliyim. Neyse bir saniye. Görüşmek isteyen insan görüşür, mesaj atmak isteyen insan mesaj atar, tamam mı? İnsanların en ufak bir hareketinden kocaman anlamlar çıkarmaya çalışma. Lafların hiçbir manası yok. Evet, insanların lafları 5 para etmiyor arkadaşlar. Hareketlerine bakacaksınız. Neyse daha fazla konuşmak istemiyorum. Hayat sana istediğini vermediği zaman ne yaparsın babuşcum? Ben çok zorlanıyorum da. Şu anda tam olarak onu yaşıyorum. İstediğim bir şey var ve asla olmuyor. Yoluna girmiyor arkadaşlar. Olmuyor. Yani gerçekten anlamayın neyi olmuyor yani? Şu an bununla başa çıkma yöntemi ne biliyor musunuz? Geçmişle ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. Önünde ne kadar büyük fırsatlar var farkında mısın? Geçmişe değil. Önüne bir bak, çok güzel şeyler çıkacak eğer buna inanırsan. O yüzden sadece ileriye bak. Senin o kendin için iyi olduğunu düşündüğün şeyden bile daha iyi şeyler bekliyor. Bunu kendime söylemem lazım şu an. Acaba kötü bir fikir miydi bu moddayken video çekmek? Oh well. İnanın en sevdiğin özelliği insanları. Çok kibarlar, çok arkadaş canlısı insanlar. İkincisi de koskocaman bir şehir diyorsun ama her taraf park, doğa. Doğayla iç içe bir şehir. Bu Dublin için geçerli tabii ama büyük ihtimal bütün İrlanda'da böyledir diye düşünüyorum. Daha huzurlu, kalabalık değil, evler falan, koskoca binalar yok. En sevmediğim özelliği tabii ki havası. Yani şu an Haziran'dayız ve içimde kazak, üstümde kalın gömlek ve hala donuyorum yani. Bu hayatta iyi ki yapmışım dediğin şeyler var mı? Varsa bunlar neler? Bu arada çok tatlısın, teşekkür ederim. O senin tatlılığın. İyi ki yapmışım dediğim şeyler her zaman konfor alanım dışında yaptığım şeyler oldu arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ne zaman başıma çok güzel, beklemediğim, efsane bir şey gelse hep konfor alanımın dışında geldi. Mesela İrlanda'ya gelmek de bir konfor alanım dışında yaptığım bir şeydi. Ha, gelmek olmasa bile kalmaya karar vermek. Yani o bir ayın sonunda Türkiye'ye mi dönsem konfor alanıma yoksa burada hiç bilmediğim bir şeyler mi yaşasam diye. Hiç bilmediğim şeyler yaşamaya karar verdim. Konfor alanından çıktım. Çok güzel şeyler yaşadım. Şu an korkunç şeyler yaşıyorum. Ama işte hayat bu. Yaşadığını böyle hissediyorsun. Bu videoyu sapasağlam bitirebilirim umarım. Şans cesur olanlardan yana diye bir laf vardır arkadaşlar. Fortune favors the brave. Orada kız erkek ilişkileri nasıl bir erkek beğendiği bir kız için 40 takla atması gerekiyor mu? Erkekler yapıyor bunu burada. Türklerden bir farkları yok o konuda yani. Bir yanlış ki unutamıyorum. Ciddi anlamda önüne bak. Gerçekten önüne bak, değmez. Değmez. Geçmişe hiçbir şekilde geri gidemeyeceğine göre elinde olan tek şey geleceğin. O yüzden geleceğe sarıl. Yapacak başka hiçbir şey yok. Çok acı ama yapacak başka hiçbir şey yok. Demişken aşk hayatın nasıl acaba diye bir soru gelmiş. Söylüyorum bok gibi. Neden biliyor musunuz? İflah olmaz bir jelibonum. Bu soru da çok fazla geldiği için koyuyorum. Gerçekten bundan böyle bir 20 tane falan gelmiş. İrlanda'da yaşamak ister miydin? İrlanda'da yaşamak istemezdim. Çünkü çok soğuk. Gerçekten hani çok pahalı. Hava çok kötü. Hava gerçekten çok kötü. Ha ama yaşam şartları olarak mesela burada çalışsam, euro kazansam çok güzel geçinirim. O açıdan iyi. Arkadaşım araba aldı arkadaşlar. Size yemin ediyorum. Normalde Türkiye'de 50-60 bin liraya alacağınız bir araba o, tamam mı? Şakası. 1800 euroya aldı. İnsanlar 400 euroya falan araba alıyor burada. Hani bunları görünce biraz sinirim bozuluyor hani. Gerçekten fikirlerim çok çabuk değişiyor. 4 erkekle aynı evde sıkılmıyor musun? 3 erkek. 3 erkekle. Özcan burada yaşamıyor. Bazen kız görmek istiyorum, doğru. Yani böyle kız günü geçirmek istiyorum, böyle bir dedikodu yapayım. Genel olarak sıkıcı insanlar değiller, eğleniyoruz o yüzden ama gerçekten kızlarla görüşmek istiyorum artık. Devam ediyoruz. Zor yoldan öğrendiğim bir şey var mı? Varsa nedir? Var. Zor yoldan öğrendiğim bir şey var. Bir kağıda imza atacaksanız defalarca okuyun, avukatla okuyun. Hiçbir yere imzanızı şak diye atmayın. Karşımdakinin lafına güvenerek imza attığım için 3 senelik borcum oldu. Şu an hala borç ödüyorum.
Sadece bir imza yüzünden. Müzik zevkin nasıl, en sevdiğin şarkı? Benim müzik zevkim çok çok geniş yani. Pop da var, metal de var, İspanyolca da var, K-pop da var. Ondan sonra chill trap de var. Benim moduma göre değişiyor. Mesela şu an moralim bozuk ya. Moralim bozukken hep K-pop dinliyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü sözlerini anlamıyorum. Sadece melodisini dinliyorum yani. O yüzden hani beni üzemiyor. Bu arada çok güzel bir Spotify listem var. Dinleyen herkes bayılıyor. Aşağıya koyuyorum. Eğer şarkı bulamıyorsanız dinleyebilirsiniz. Mutsuz olduğunda her şey üstüne geldiğinde nasıl kendini toparlıyorsun? Toparlayamıyorum işte. Yiyorum falan. Geleceğe sarıl. Az önce de söyledim. Tamamen geleceğe sarılıyorum. Ay sorular niye bu kadar depresif? Güzel anılara sen de çok bağlı kalıyor musun? Üzücü şeylerin üstesinden nasıl geliyorsun? Güzel anılara benim kadar bağlı kalan bir insan yoktur. O güzel anılardan çok daha güzel anılar yaşamak için adım atıyorum. Şu an yaptığım şey bu, anlatabiliyor muyum? Evet, çok güzel şeyler yaşandı ve bir daha yaşanmayacak. Ve bu çok üzücü. Ama bu demek değil ki güzel anılar olmayacak hayatımda bir daha. O zaman onları toplamak için önüme bakayım. İyiyim arkadaşlar. Konuştuğun yabancılar Türkiye hakkında ne düşünüyor? Türkiye hakkında hiçbir fikirleri yok. Türkiye deyince akıllarına Orta Doğu geliyor. Orta Doğu gelince Arapça mı konuşuyorsunuz? Sen Arapça biliyor musun? Ne bileyim, içiyor musun? Falan. Anlatabiliyor muyum? Ben diyorum ki hayır, Türkiye'de Türkçe konuşuluyor. Bilmem ne ama anlatıyorum, merak etmeyin. Et bitti, sadece pirinç kaldı. Üzücü. Platonik kalmak mı daha iyi, gidip açılmak mı? Git açıl, önüne bak. Zamanını harcama, zaman çok değerli. Ve son soru. Bir süredir Instagram'da hiç aktif değilin. Neler oluyor, neler yapıyorsun? Instagram'da aktif olmamamın sebebi de bu yaşadığım korkunç hafta arkadaşlar. Gerçekten keşke anlatabilseydim. Ama anlatabileceğim bir şey değil. Kısacası ailen arkadaşlarından uzak, sopsoğuk bir ülkede bir odada tek başına olmak zaten yeterince zorken, bir de normaldeki masraflarının 7 katı masraf yapıyorsam, bir de üstüne hayal kırıklığı yaşadım, birkaç bir şey yaşadım. O da bunların üstüne gelince tam dedim yani, hani yapamıyorum. Yapamayacağım yani. O yüzden video çekemedim bu hafta. Instagram'da da aktif değildim. Ben de size verdiğim tavsiye gibi geleceğime sarılmaya karar verdim. Ne olacak hep beraber göreceğiz. Bir mukbang videosunun daha sonuna geldik. Umarım eğlendiğiniz, çok şüpheliyim bu konuda ama bir video olmuştur. Biraz depresif bir video olmuş olabilir. Okey. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğene basmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinize. Haftaya çok daha iyi olacağız. Tamam mı canlarım? Artık Merkür mü geriliyor, Venüs mü ilerliyor, ne oluyorsa bu nedir ya, ben anlamadım yani. Görüşürüz. Bye bye.